Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Doğutlu. Değerli öğrencim Tonguç'la beraber size bugün kalıtsal hastalıkları anlatacağız. Tonguç senin bir kalıtsal hastalığın var mı evladım? Hocam gene bana hemen laf sokarak derse başladınız. Yapmayın hocam ben akıllı, uslu, başarılı, çevik bir gencim hocam. Yapmayın. Evladım bu nasıl bir adı? <laughs> nutuk gibi oldu. Bak evladım şimdi senin kalıtsal hastalıkların var mı yok mu hemen ama ne olduğunu bir anlamaya çalışıyorum kalıtsal hastalıkların. Kalıtsal hastalıklar genlerle yani bizim DNA'larımızla yani kromozomlarımızla taşınan hastalıklar. Anladım hocam. Bunların tedavisi öyle mümkün değil canım. Allah Çünkü projesi. bunlar ana babamızdan genlerle geliyorlar. Mesela örnek olarak renk körlüğü. Bak bu yazıyı okuyabiliyor musun Tonguç? Evet hocam. Canım dikkat ettiysen bir kırmızı ve yeşil yan yana gelmiş böyle bir. Aslında renk körleri ne yapıyor biliyor musun? Bu yazıyı tek renk okuyorlar. Aa. Ya kırmızı ya da yeşil okuyorlar ve karıştırıyorlar. Tek renk, tek renk değil mi hocam bu yazı? Bu, Allah Allah. Evladım sen renk körlüğün var yoksa? Ha pardon pardon. Ay Allah. Şimdi bak Tonguç'um. Şuna bakalım. Kırmızı ışık, sarı ışık, yeşil ışık değil evet, mi? Evet hocam evet. Renk körleri adamlar kırmızı ile yeşili edemezler. Sadece kırmızı yukarıda, yeşil aşağıda tarzında ayırt edebilirler. He. Yoksa kırmızı burada. Aa kırmızıda geçeyim veya kırmızıda durayım mantığı yok. Öyle bir şey yok. Anladım Demek mı yani? ki genelde kırmızı ve yeşili ayırt edemiyor olarak gölleri. Anlaştık mı hocam? Anlaştık hocam. Peki X kromozomunda taşınıyor. Bu bilmemiz gereken bir bilgi, yan bilgi. Tamam. Ve aynı zamanda çoğu kalıtsal hastalığın olduğu gibi çekinik oluyor. Hmm. Yani küçük karakterlerle baskın olmayan karakterlerle şey yapılıyor, iletiliyor yavrulara. Şimdi Tonguç'cum renk körlüğü neymiş o zaman? Kırmızı ve yeşil ayı denemem. Peki onu. hemofili diye başka bir hastalık var. Kalıtsal bir hastalık. Hemofili hastalığı da kan pıhtılaşamıyor. Bak mesela sen burada oturuyorsun. Punkçı şeklinde yapmışsın. Kafanı görüyorsun. Hı. Allah korusun. Hemofili oldun diyelim. Hemofili olduğunda şöyle oluyor. buna kesildiği zaman Tonguç durmuyor Tonguç. Allah sen korusun. böyle arkadaşlarınla konuşuyorsun. Aa ne güzel falan filan anlatıyorsun. Aman falan filan. Konuşuyorsun. Ama buradan kanayıp gidiyor. Hemofili hastalıklarında kan pıhtılaşmıyor. Ve X kromozomunda taşınan bir hastalık. Aynı renk körlüğü gibi ve çekinik bir hastalık. Çoğu anladım. hastalık zaten çekinik. Dolayısıyla insanlarda ortaya çıkması nadir. Nadir olmasının sebebi bu aslında. İnsanlarda nadir olarak ortaya çıkıyor bunlar. Ama bunlar olursa da bunların tedavisi yoktu. Hani hastaneye gidip ben renk göreyim beni düzeltin doktor bey falan yok öyle bir şey. Anladım ve hemofili anladım. beni düzeltin böyle bir şey yok. Kalıcı bir tedavisi yok. Hemofili hastaları bazen iğne oluyorlar hani kurtarıyorlar. Genellikle hastane yakınlarında yaşıyorlar. Çünkü Allah korusun bir şey olursa kanım olursa hemen hastaneye gidelim diye. Anladım hocam. Evet üzüldüm birazcık bakıyorum. Duygulandım hocam. Halimize şükretmemiz lazım hocam. Evet Allah'a şükür etmemiz Allah gerekiyor. Allah'a şükür etmemiz lazım. Bir böyle bir kalıtsal hastalık olsaydı Allah korusun. Ama bu hastalığı olanlar da Allah'a şükür yaşayabiliyorlar evlat. Mükemmel. O da, o, yüzden, o da ayrı bir şey. Güzel. E, o da ayrı bir güzellik. O, o, o yüzden de e, önemli olan zaten yaşamak evladım. Ya hayatın e, güzelliklerini güzelliklerinin Değil anladım mi? Anladım hocam. Orak hücreli anemi denilen bir Çok zımbırtı beslen, var. Evet, orak hücreli anemi de şöyle bir şey oluyor. Bak orak şeklinde görüyor musun? Bak bu o aslında da ben böyle çizdim orak ha, şeklinde. Anladım hani ben. böyle ee, çiftçiler böyle tarlaları ha, şey Orak ve orak vardır hani orakla keserler tarlaları evet. falan. Onun gibi düşün. Bak normalde bizim damarımız bu tamam mı? Hı -hı. Damarın içinden kırmızı kan hücreleri akar gider. Hı -hı. İşte bunlara biz al yuvar diyoruz kırmızı kan hücreleri. Bu al yuvarlar normalde böyledir yuvarlaktır ve ortasında böyle bir boşluğu vardır. boşluk gibi bir şey vardı delik gibi bir şey vardı ve buraya oksijenler biner ve oksijenleri rahatlıkla taşar. Bizim neye ihtiyacımız var? Oksijene ihtiyacımız var. Aynen musun? hocam. Ama bazı hücreler bozuk oluyor. Orak hücreli anemi hastalığında bazı hücreler bozuk olduğundan dolayı oksijeni yeterince taşıyamıyor. Burada oksijen taşınamıyor. Çünkü ortasında boşluk yok. Bak, hmm. orak şeklinde olduğu için oksijen buraya geliyor, pıt diye düşüp gidiyor. Allah korusun. Demek ki oksijen taşınamadığından dolayı kan hücreleri oksijen taşıma oksijen eksikliği hissediyorlar ve bunlar bu hastalık genellikle kansızlık olarak bilinir. Çünkü hmm. kan hücreleri doğru çalışmıyor. Anladım hocam. Vücut kromozomlarına taşınır. Bu X kromozomu ile bir alakası yok ve çekiniktir her hastalıkta olduğu gibi. Yani nadir rastlanıyor çok şükür. O yüzden şanslıyız. Peki evladım, Akdeniz anemisine bakalım. Akdeniz anemisi hastalığı da ateşli bir hastalık. Bir öğrencimin şeyi abisi bu yüzden vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Akdeniz anemisinde şöyle bir şey oluyor. Ateşin bir anda çıkıyor Tonguç, durduramıyorlar doktorlar. Ve kandan kaynaklanıyor. Bu da hani anemi kansızlık demek evet değil ya. Evet. Kandan kaynaklanan bir hastalık. Ateşin çıkıyor 42 dereceye mesela. Allah korusun. Ve ne oluyor evladım? Durduramıyorlar ve doktorlar e, belli yaştan sonra genellikle zaten bunlar 15-14 yaşına kadar en fazla yaşayabiliyorlar. Hatta daha da küçük. Ondan sonra da vefat ediyorlar ne yazık ki. Akdeniz anemisi de vücut kromozomuna taşınıyor ve çekinik bir hastalık unutma. Anladım hocam. Bir de Down sendromu var. Down sendromu dediğimiz burada İngilizce de down, aşağıda olmak. Evet hocam. Zaten bunlar genellikle kısa boylular, tıknazlar, birazcık hafif toplular. Bütün deliler birbirine benzer dediği buradan geliyor galiba hocam. Hani öyle bir şey de bütün deliler birbirine benziyor gibi. Eren evet, bunlar deli değil. Bunlar da öğrenme yok ne yazık ki. Ya. Yani akılda bir eksiklik var. Dolayısıyla hani normal bizim algıladığımız gibi olayları algılamıyorlar. Ama bunların temel sebebi ise 47 kromozom. Normalde insan kaç kromozom bir Tonguç? 46. 46 kromozom. İşte bunlar 47. Bir fazla kromozom aslında daha iyi olacakmış gibi geliyor. Halbuki daha kötü oluyor. Böyle şekilleri var. Suratları böyle. Hep genellikle ağızları açık, gözleri kocaman kocaman olur. böyle. Zaten anlarsın. Hepsi birbirine benzer. Evet anladım. Şimdi dikkat et. Çok şükür ki çoğu hastalık çekinik. Yani çoğu hastalık nadir rastlanıyor. Zaten çok fazla rastlansaydı o hastalık çok kötü bir hastalık olurdu gerçekten. O yüzden çoğu hastalık bunların hepsi nadir rastlanan Anladım hocam. Çekinik karakterle taşınıyor unutmayalım. Tamamdır. Demek ki anne de baba da mutlaka olmak zorunda geni. Eğer çocuk hastaysa. Anladım hocam. Akraba evliliği çok kötü bir şey bunu bilelim. Yani neden kötü bir şey? Genetik açıdan yakın bireyler evlenince akraba evliliği oluyor bir kere. Evet. Genetik açıdan yakın bireylerde ikisinde de aynı sorun varsa ikisinde de aynı sorun varsa kalıtsal hastalıklar çok kolay bir şekilde ortaya çıkabiliyor. Ha. Yani mesela kuzen sana aşığım dediğinde kuzenle evlenirsen sen sende de ve kuzende de çekinik karakter olması daha fazla olasılık çünkü ikiniz birbirine yakınsınız. Ha. İkiniz birbirimize yakınsanız çocuklarınız da ne olabilir ee, işte böyle falan olabilir Allah değil mi? mi? Allah korusun. Yani dolayısıyla e, biz kalıtsal hastalıklarından sakınmak için akraba evliliğinden sakınmalıyız uzak durmalıyız anladım hocam. tanımadığımız insanlarla evlenmek akraba olmayan insanlarla evlenmek daha mantıklı hatta olabildiğince uzak ülkelerden olabilir mi hocam yok o kadar da abartma canım Kuzeye Türk... falan Evladım Türkiye'den evlen ne demek tamam hocam, Kuzey senin düşündüklerini biliyorum ama dikkat et evladım genetik tanı merkezi de şu sen mesela birisiyle evleneceksin önceden gidip genetik hastalık var mı bu kızda He. veya kız da aynı şekilde erkekte bu bundan çocuk yapsam bir şey olur mu tarzında veya kendinde bir hastalık olduğuna inanıyorsun. İleride olabilir mi diye genetik hastalıkların önceden teşhis edildiği merkezler var. Kremer kaydına falan bakıyorlar yani. Senin DNA'na bakıyorlar Tonguççuğum. DNA'nda bir spastik bir bozukluk varsa hemen onu teşhis ediyorlar ve buluyorlar canım. Genetik tanı merkezinde böyle bir şey. O zaman ödüllü Aa, sorumuzu ödüllü sorum. yap, cevaplara gönder bakalım. Zaten.